işletmeyi hem batırabilir hem geliştirebilir. Bu da neyle olacak? Projeleriyle, yeni vizyoner yaklaşımlarıyla. Biz buraya doğru odaklandık. Bunu kesmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın, örneğin bir yönetmeliklerimiz vardı. Bu yönetmenin birkaç tanesi yine davalık olduk. Ya meslek örgütünün taleplerini, sorunlarına sahip çıkılmasını istiyorum. Bakın bunlardan bir tanesi sürekli eğitimle ilgili olan bir yasa maddemiz var. Bunu kabul etmediler Maliye Bakanlığı. Çok enteresandır. Neden? Anlamam mümkün değil ki. Yani biz diyoruz ki üyelerimizi her sene belli bir eğitime tabi tutacağız diyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Yani bir meslek camiası üyelerini sürekli eğitime tabi tutacağız. Belki bu tür kadar faaliyetlerin meslek odaları eliyle yapılmasını istemiyorlar. Böyle bir şey olabilir. Biraz da tabii siyasal demek istemiyorum ama biraz o boyutu da işin özünde var. Aslında bakın muhasebe camiası kadar dinamik bir camia yok. İstanbul'da 32 bin aşkın dünyanın en büyük odalarından biriyiz. Ve 23 yılda 350 binden fazla arkadaşımız eğitimlere katılmışlar. Bizim kadar eğitimi takip eden bir camia yok. İnanın ne doktor da var, ne avukat da var, ne mimar ne mühendis de var. Şimdi böylesine bir camianın bir yandan da kayıt dışı ekonomiden şikayet ediyorsunuz. Vergi toplayamıyorum diyorsunuz. Çözün meslek mensuplarının sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, bu tip olaylara müdahale etmeyin. Biraz daha bağımsız bırakın. Bakın ondan sonra kayıt dışı ekonomi boyutları, vergi boyutları hangi rakamlara çıkabilecek? Böylesine bir paradoks yaşanıyor. Umut ederim önümüzdeki süreçte bunlar düzelir. Bundan meslektaşım kaybederken Türkiye kaybediyor. Tek üzüntüm budur. Başka bir şey değil yani. Yahya Bey çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz de izliyor olacağız bu yönetmeliğin akıbetini diyelim. Evet sayın seyirciler, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Yönetmeliğini yayımladı dedik. Bu yönetmeliği neler getireceğini konuştuk. Stüdyo konuğumuz İSMO Başkanı Sayın Yahya Arıkan'dı. Devam edelim.